bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Ömer Fethi Gürer en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için meclise kanun teklifi verdi. Salgın sürecinde emeklilerin sorunlarının arttığına işaret etti. Gürer maaşlar arasındaki farkın da giderilmesi gerektiğini söyledi. Gelirleri sabit, giderleri arttı. Tavuktan yumurtaya, etten süte, bunları artık emekli göremez oldu. Çarşı pazara çıktığında filesini doldurmadan eve dönmek durumunda kalıyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret olarak belirlenmeli. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı ve Meclis Başkanlığı'na sundu. En düşük emekli aylığının asgari ücret olması için kanun teklifi verdi. Gürer teklife ilişkin ayrıntıları açıkladı. Şu anda 1500 lira civarında bir ücret alan emekli için vermiş olduğumuz kanun teklifi kabul edilirse en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak. CHP'li vekil emekli maaşları arasındaki farka da dikkati çekti. 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası 3 ayrı emekli maaşı ödeniyor. 2008'den sonra emekli olanlar mağduriyet yaşıyor. Bunun için intibak düzenlemesi yapılmalı. İlaç katkı payı emeklilerden alınmamalı. Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen ikramiye de asgari ücret düzeyine çıkarılmalı. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Emekli vatandaşların ülke nüfusunun önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Gürer, emeklilik kavramı, bir işte gerekli hizmet süresini tamamlamış kişinin belli bir yaş aralığına gelmesi neticesinde çalışma hayatından çekilmesi sonucu sarf ettiği emeğin ödüllendirilmesi, yani devlet tarafından sürekliliği olan bir gelir bağlanması ile kişinin, emekli bir kişi olarak yaşamının geri kalan kısmını herhangi bir işte çalışmak zorunda kalmadan idame ettirmesini ifade eder. Ülkemiz nüfusunun 9,5 ila 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu rakam ise 7.943.364 kişiye tekabül etmekte olup bu kesimin büyük çoğunluğunda emekli vatandaşlarımız yer almaktadır. Ülkemizdeki emekli vatandaşların sayısı ise 13 milyon civarındadır ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının hem insanların sağlığı hem de gelirlerini derinden etkilediğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili, emekli maaşları ile ilgili verdiği kanun teklifinin gerekçesine ayrıca şunlara dikkat çekti. Covid-19 salgını hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkilerken, bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar gelmektedir. Günümüzde birey ve onun her türlü refahı önceliğe sahip bir konu olmalıdır. Bu hususta ülke yönetimlerinin izledikleri politikalarda ayrıca önem arz etmektedir. En büyük toplumsal gruplardan olan emekliler, her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 9 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yollarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon rakamı emekli maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 13 milyon insanın yaşam kalitesi, belirlenen enflasyon rakamı ile doğru orantılıdır. Enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin vatandaşın en çok tükettiği ana ürünlerden oluşması ve bu ürünlerin oranlarının yükseltilmesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapılarak konuya azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Enflasyon sepeti her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sınırının altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesi başlıca araştırılması gereken bir konudur. Ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi, yaşam pahalılığını beraberinde getirirken, ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir. Asgari ücret uygulaması, sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşam seviyesinin sağlamasını amaçlayan ve gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçların günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır. Covid-19 salgınının hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz yönde etkilerken, bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların geldiğini belirten Gürer, en büyük toplumsal gruplardan olan emekliler, her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 8 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yollarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir, dedi. Enflasyon sepetinin her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sınırı altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesinin başlıca araştırılması gereken bir konu olduğuna değinen Gürer, ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi, yaşam pahalılığını beraberinde getirirken, ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir, diye konuştu. Geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu sebeple en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi, yıllarca emek vererek çalışmış, bu kesimin rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için atılacak önemli bir adım olacaktır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yollarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir, dedi. Enflasyon sepetinin her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sınırı altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesinin başlıca araştırılması gereken bir konu olduğuna değinen Gürer, ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi, yaşam pahalılığını beraberinde getirirken, ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir, diye konuştu. Geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu sebeple en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi, yıllarca emek vererek çalışmış, bu kesimin rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için atılacak önemli bir adım olacaktır.